Arkadaşlar 3.5 kanalına hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere 2 video önce söz vermiştik. Açıklama videosu çekeceğiz diye. Açıklama videosunu şu anda çekiyoruz. Arkadaşlar bildiğiniz üzere Mami ile bir ayrılığa girdik. Ayrılığa girdiğimizde açıklama videosunu çektik Mami Hemen kanalına. Ama bu açıklama videosundan sonra insanlar çok büyük tepkiler yağdırdı Mami'ye. Aşırı şekilde. Ve bu yüzden Mami bu videoyu kaldırmak zorunda kaldı. Kendini daha iyi anlatabilmek için yeni bir açıklama videosu çekti. Açıklama videosunda beni serçe, tofaş, benzetmeleri tarzında böyle aşağılayıcı sözler kullandı. Ve bu benim zoruma gitti. Çünkü ben iyisiyle kötüsüyle 2 yıl boyunca yanında oldum. Yani ben kendisine karşı böyle kelimeler asla kullanmadım. Hatta sosyal medyadaki paylaşımlarını üzerine aldı diye. Ki kime yaptığımı biliyor, sosyal medyada gönderileri kime yaptığımı biliyor. Sırf üzerine aldı diye. Ben Instagram'dan bu türlü videoları kaldırdım. Ben bugün burada kimseyi aşağılamak istemiyorum. Sadece dost olduğumuzu bilin. Sadece ticaret ayrılığına girdiğimizi bilin. Başka bir şey de konuşmak istemiyorum. Sizleri seviyorum. Teşekkür ederim. Arkadaşlar tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Mami'nin ikinci açıklama videosundan sonra birçok kötü ve aşağılayıcı yorumlar geldi. Yani biz bu tarz yorumları zaten genelde normal videolarımızda da karşılaştığımız için çok dikkate almıyorduk ama sadece bizi sevip güvenen insanlar için bu açıklama videosunu yapıyoruz. İşte hain, bu yaptığınız kahpelik yazanlar falan olmuş. Arkadaşlar biz 2,5 yıl boyunca 177 tane video çekmişiz. Eğer ki biz kahpe, arkadan iş çeviren hain insanlar olaydık, 177 tane videonun hepsine telif atardık. Bunu yapmadık. Çünkü niye? Bizim ayrılığımız düşmanca bir ayrılık değildi. Ayrılığı hep beraber oturup bu ekip karar verdik. O akşam da herkes çok üzüldü ve hüngür hüngür ağladık, ben dahil, Mami dahil. Oraları hiç görmediniz. Çünkü ilk konuşma anımızda o. O günden 2 gün sonra noter huzurunda 177 tane videodan herhangi bir şekilde gelirimiz yoktur, hiçbir hak sahibi değiliz diye muvaffakatname dahi imzaladık. Şimdi kahpelik sizce bu mudur? 177 tane videoya telif atmamak adamlık mıdır, kahpelik midir? Buna da siz karar verin. Biz sadece ekonomik olarak birliğimizi ayırdık. Herkes kendi yolunda. Allah herkesin kalbine göre versin. Allah herkesin yolunu açık etsin. Hiç kimsenin kötü olmasını dahi istemiyoruz. Herkes ekmeğini bir şekilde kazansın. Allah da yolunu açık etsin. Bizim de yolumuzu açık etsin. Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar, Yücel de Sinan da bahsettiği gibi olayların birçoğu böyle ilerledi. Buradaki zaten bu açıklama videolarının yapılmak zorunda kaldığımız durumlar seyircinin iki tarafı da yanlış anlaması oldu. Ne Mamemen bizi sattı ne de bu ekip Mamemen'i sattı. Yücel'in de Sinan'ın da dediği gibi iş ayrılığı bu. Ekonomik anlamda iş ayrılığı. O taraf da kendince haklı. Bu taraf da kendince haklı. O yüzden kimse kimseyi satmadı. Bizim Mami ile olan aramızdaki dostluk bağımızda hiçbir sorun yok. Biz zaten normal hayatta görüşüyoruz. Ama YouTube camiası farklı bir cami olduğu için her şeyi insanların önüne sosyal medyada dökemiyoruz. Bunun illaki bizim de hayatımızın özel yerleri, özel kısımları var. Hani bunlara saygı göstermenizi istiyoruz. Bizi anlayışla karşılamanızı istiyoruz. İlla bir ekip ayrıldı diye kimse kimseyi sattı diye bir şey olacak değil. Sinan 12 yıl önce Vine döneminde Sinan Sefa, Mami Vine'a başladığında yeri geldi Sinan ekipten ayrıldı. Böyle bir yol izlediler, sonra tekrardan video çektiler. Sonra aralarına Emre Gür katıldı, ekipten ayrıldı, tekrar video çektiler. Sonra Sefa ile Mami 2 yıl sonra Fadi Uçlu kanalında, 2 yıl önce özür dilerim, yol ayrımına geldi. Şu an tekrar beraber video çekiliyor. Arkadaşlar bu tarz ayrılıklar olabiliyor. Olamayacak diye bir şey yok. E ne oldu şimdi? O ondan ayrıldı, bu bundan ayrıldı diye birbirlerine kahpelik mi yapmış oluyorlar? Ben bundan, Sinan'ın bahsettiği gibi Vine döneminden beri ben de varım işlerinde. Ben ama müzik kısmında vardım. Ta ki Fadi Uçlu kanalında da oynadığımız videolar var bizim. Bunu çoğunuz biliyor zaten. Bizleri tanıyan, gerçekten izleyenler, geçmişten beri takip eden herkes biliyor. Kim nereden nereye kadar bulundu, hangi videolarda oldu. Ama Sefa ile Mama yol ayrımına geldiğinde biz Mami ile beraber bir yola devam ettik. 2 yıl sonra da şimdi de biz yollarımızı ayırdık. Buradaki yol ayrımı da düşmanlık bir şeklinde olmadı. İş ayrılığı. Çünkü o adam da kendince haklı, biz de kendimizce haklıyız. Çünkü bazı yaşantılar, hayatlar, hayatta yaşadığımız düzenler bazı şeylere izin vermiyor olabilir. Bu yüzden bunu yanlış algılamak zorunda değiliz. Sizleri seviyoruz. Bizim tek amacımız şu an sizlere en iyi içeriklerle gelebilmek, sizleri, bizleri sevdirmek. Yani videoların üstüne deli gibi düşüyoruz. Masa önünde video çekmiyoruz. Öncelikle bunu öne sürün. Yani masa başında video, YouTube videoları çekmiyoruz. Verdiğimiz emekleri siz düşünün. Teşekkür ediyoruz.
Allah razı olsun. Kimse kimseye satmadı. Mami de dostumuzdur. Bu konuyla da alakalı bir sorunumuz yok. Belki 3 ay, belki 1 sene, belki 5 ay sonra, belki yarın yan yana bir videoda da görebilirsiniz. Belli olmaz yani. YouTube'da şöyle var. Öyleyse neden aynı anda video çekmiyorsunuz? Bir kanalda 8-10 kişi olmaz. 4 kişi burada var. 4 kişi orada var. 4 kişi orada var. Hangimiz bir araya gelip video çekilsin? Bu da YouTube'un algoritmasına aykırıdır. Seyirci çok sıkılır arkadaşlar. Her işin bir düzeni var. Size anlayış göstermenizi rica ediyorum. Allah razı olsun. Arkadaşlar ki benzettikleri Serçe Topaş bizim bu işe ilk başladığımız arabalar. Yani biz buralardan geldik. Serçe ile Topaş da buralara kadar geldik. Ne bileyim hala bir kırgınlık var içimde. Ama hiçbir şekilde düşman değilim. Dostluğum devam ediyor. Bunu da bilinsin isterim. Arkadaşlar tekrar şöyle bir ufak dipnot düşeceğim. Videoların altına yazıyorsunuz. Mami'nin içeriklerini çalıyorsunuz falan tarzı şeyler yazıyorsunuz. Bu kesinlikle yanlış. O kanaldaki tüm içerikleri bu ekip Mami ortak dahil bir şekilde. Herkes ortak bir şekilde buldu. Herkes ortak bir şekilde üretti. Ve biz ayrıldıktan sonra noterde imzayı atarken orada dahi herkes bu içerikleri çekebilir. Çünkü bu içerikleri hep beraber bulduk diye de madde düştü. Ondan mütevellit kimse kimseden bir hırsızlık yapmıyor. Kimse kimseye de kendi bulduğu içeriği bedava al, çek, para kazan demez. O yüzden o konuda da dikkat edersek çok sevinirim. Merhaba arkadaşlar. Ben de bu ekipte yeniyim. Ama bu ekipte yeniyim. Daha öncesinde Sefa Kıngır kanalında da çok fazla videom var. Facia Eşlu kanalında da oynadığım videolar var. Ama işte asıl işe Sefa Kıngır kanalında başladım. Olmadı bir şekilde böyle bir sene falan video çektik. Ondan sonra ayrıldım. Mami Hemen kanalında da çok fazla hani arka tarafta video önünde değildim de arka tarafta böyle her türlü video bakımından da fikir bakımından da yardımcı oldum. Kesinlikle. Elimden geldiğince. Şimdi Allah'ın izniyle yeniden böyle YouTube'da güzel bir ekip olduk. Ama benim hiç kimseyle bir düşmanlığımız yok. Hiçbirimizin hiç kimseyle bir düşmanlığı yok. Herkes daha iyi yerlere gelir inşallah. Biz elimizden gelen bütün çabayı göstereceğiz. İnşallah çabamızda karşılığını da alacağız. Yanımızda durursanız çok mutlu oluruz. Benim de diyeceklerim bu kadar. Arkadaşlar son olarak şunu demek istiyorum. Videoların altına gelip de Mami olmadan siz olmazsınız. Siz olmadan Mami olmaz. Bu tarz yorumlar yazmayın. Biz olmadan Mami hemen 1 milyon izleniyor veya daha fazla izleniyor. Mami olmadan bizim kanalımızın da izlenmeleri belli. O yüzden bu şekilde yorumlar yapmayın arkadaşlar. Biz çünkü Mami hemenle bir rakip değiliz. Düşman değiliz. Yeri gelecek o bize bir fikir verecek. Yeri gelecek biz ona bir fikir verecek. Aynen öyle. Bizim düzenimiz bu şekilde. Lütfen bu tarz kaos ortamı bitsin. Bizlerimizle çektiği videoyu izlerseniz, severseniz izleyin. Orayı da izleyin, diğerini de izleyin. Bu arada haftada her gün video gelsin diyorlardı değil mi seyirci? Al abi buradan video geliyor, oradan geliyor. Artık her yerden video geliyor. 5 tane ayrı kanaldan video geliyor. Şunu da bilin. Sosyal medyada yaptığımız paylaşımlar kimseye gönderme değil babalar ya. Ben bir paylaşım yapmayayım da Sinan yardıracağız arkadaşlar ama bomba gibi geliyor. Harbiden bomba gibi geliyoruz. İçeriklerimizi, kameramızı, mikrofonumuzu, her şeyimizi tek tek düzelteceğiz sizinle birlikte. Siz bizi bırakmayın. Siz bizimle olun her daim. Allah'ın izniyle çok daha iyi yerlere geleceğiz hep beraber. Paraşüt. Enerjimiz çok yerinde. Enerjimiz çok yerinde. Ben İnşallah paraşütle maraşütle atlayacağım değil mi? Ben atlamam. Hayır. Paraşütle atlayacağız. Hayır. Sinan üzerine. Ne oğlum hayır. Sinan'la birlikte. Senle Sinan. Hayır hayır. Sinan. Sakin. Senle birlikte el ele. Sinan'la birlikte şöyle cool gibi atlıyoruz. Bu da bizim kendimiz Sinan olabilir. Senden geç iner ama. Allah'a emanet olup takipte kalmayı, yorum yapmayı, like yapmayı unutmayın. Bize destek olun. Abone olmayı unutmayın en başta. Daha iyi içeriklerle daha güçlü bir şekilde geliyoruz. Hak ettiğimiz yerde olacağız inşallah. Bu arada yakın bir zamanda Mustafa'nın doğum gününü kutladık. Evet. İnşallah onun da videosunu çekeceğiz. 31 yaşına vardı Mustafa. Hayırlı olsun hakkında. Yarısı bitti. Ömrünün yarısı bitti. Sana çok güzel bir hediye hazırladık. Evet. Daha sonra onu da sunacağız. Caniye'de çok güzel bir hediyemiz var. Onu da videosunu çekeceğiz. Daha böyle samimi olacağımız. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Caniye bak.